Şimdi dün itibarıyla gerçekleşen bir başkanlık anlamında Gaziantepspor'a layık olmaya çalışacağız. Yönetim kurulumun yardımıyla, desteğiyle Gaziantepspor'u ilk hedefimiz bu haftaki spor müsabakasına çıkartmak olacak. Genel kurul divan oluşmadığı için geçersiz oluyor. Divan 6 kişiden oluşmuş. Divanı yöneten divan başkanı genel kurulu oluşturamamış. Oluşturamadığı bir divanla genel kurul yaptığı için divan geçersiz sayılıyor. Uzun vadede düşüncelerimiz tamamen Gaziantepspor'un 20 yıl önceki, 30 yıl önceki yapılanma şekline dönmeyi hedefliyoruz. Altyapı odaklı bir Gaziantepspor sistemi oturtmaya çalışacağız. Zamanımız ve ömrümüz kifayet ederse. 22 tane futbolcumuz var şu anda. 22 tane futbolcumuzun lisans işlemleri yapılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii biz aslında taraftara konuşmamız lazım. Başka kimseyle de çok bu işin konuşulması gerekmediğini inanan biriyim ben. Taraftar Gaziantepspor'un sahibidir. Gaziantep şehri, Gaziantep'teki Gaziantep spor severlerin takımı Gaziantepspor'dur. Gaziantepspor'a sahip çıkmalarını istiyorum. Bu da Gaziantepspor'un kendi özüne dönmesini sağlamamız açısından Gaziantep şehrinin büyük desteğine ihtiyacımız var. Bu haftaki çıkacağımız müsabakada statta Gaziantep sporlu olanların tamamını bekliyorum şehirde yaşayan. Vali Bey Gaziantep sporu her zaman destek olur. Sıkıntı yok. Biz kendimizi doğru ifade ettiğimiz sürece Vali Bey Gaziantep'in valisidir. Gaziantep ile ilgili her türlü konuda Vali Bey yardımcı olur. Yani Gaziantep spor değil, Gaziantep ile ilgili her konuda herkese yardımcı olacağını inanıyorum. Kadromuzu ben düzmüyorum. Takımın teknik heyeti düzer. Dün itibariyle de teknik heyeti belirledik. Bünyamin Sural'ı getirdik. Bünyamin Sural'la beraber kendi ekibini oluşturan Hasan Hüseyin, Yapıcı, İmam Ali, bir de Murat Göz, evet, kaleci antrenörü. Zaten teknik heyet bakımından baktığınız zaman ne yapmak istediğimizi herhalde anlıyorsunuz.